Cenab-ı Hak kıyameti koparmadan evvel iki hakikati zuhur ettirecek. Eğer bunlar olmazsa dünyanın yaratılış amacı ortadan kalkar. Gaye kalktı mı dünyayı yaratmak, dünyayı sevk idare etmek de israf olur. Hikmetsiz olur. Cenab-ı Hak hikmetsiz iş yapmaz. Abesle iştigal etmez. O da nedir? Maddi ve manevi iki nurun tamamlanmasıdır. Maddi ve manevi. Bunlar önemli. Derslerimizde bazen zikrediyoruz. Duyuyoruz ama hayata tatbikte güçlük çekiyoruz. Manevi nur dediğimiz İslamiyet. Cenab-ı Hak İslamiyet'i Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam nübüvvet omuzunda kemal erdirerek insanlığa nasip etmiştir. Manevi nur Kur'an'la, İslamiyet'le tamamlanmıştır. Terbiye açısından da sahabe-i kiram, yani 300 binden ziyade sahabe-i kiram yetişmiş. İnsanların ayları, güneşleri, yıldızları hükmünde hiçbir veli, hiçbir kaliteli insan sahabeye yetişemez, mümkünatı yoktur. Keyfiyet açısından baktık mı? Yani Cenab-ı Hak asr-ı saadette keyfiyet açısından ve dava açısından nurunu tamamlamıştır. Kaldı bunun maddeten, tekessür açısından kıyamete yakın Müslümanların çoğalmasıyla maddeten de geniş bir alanda Cenab-ı Hak İslamiyet'i dünyaya şöyle galip noktayı nazarından bir hava estirecektir. Onu da yaşayacağız inşallah. Ama bu keyfiyet açısından değil, kemiyet açısındandır. Bu şekilde manevi nur tamamlanmış olacak. Kafirler istemeseler de. Kafirler bu nuru söndürmeye çalışacaklar. Ama Cenab-ı Hak nurunu tamamlayacak, onlar istemese de. İstemeye istemeye Cenab-ı Hak nasıl asr-ı saadette keyfiyet açısından o insanlara o nur devrini yaşattı. Onların da emsali yok, yetişilmez. Maddeten de kemiyet açısından da İslamiyet dünyada şöyle rengini, sancağını gösterip dalgalandıracaktır. Ona doğru gidiyoruz. İkincisi maddi nur. Yani Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu şu dünyada teknolojik imkanların zirve yapması. Cenab-ı Hak dünyaya hazineler yerleştirmiş. Fen hazineleri, medeniyet hazineleri, teknoloji hazineleri yerleştirmiş. Peygamberlerin aleyhisselam elindeki mucizelerle bize desti teşviki vurup siz de bunların emsallerini yapınız, yaklaşınız bunlara diye talimatlar vermiş. Bu anahtarları da insanlara yüklemiş. İşte insanlar o maddi anahtarlarla, yetenek ve kabiliyetleriyle dünyaya açılıma götürecekler. Cenab-ı Hakk'ın kastetmiş olduğu fenlerin zirvesi, maddi murat da budur. Bu da tahakkuk edecektir. Bak mesela şimdi yazıcılar var değil mi? Bak teknoloji nereye geldi? Printer'a yüklediğinizi yazıcılar önünüze koyup çıkarıyor. Bir şey şekil olarak çıkarıyor, resim olarak çıkarıyor. Belki 10 yıl sonra, belki 20 yıl sonra 3 boyutlu yazıcılar göreceksiniz. 3 boyutlu. Bina bir günde yapılacak. Bir bina bir günde yapılacak. Bir günde adam binanın planını çiziyor ancak. Işınlama diyoruz ya, tahakkuk etmediğinden dolayı semere vücuda gelmediği için israf olur bu alem. Murad-ilahi bunu gerçekleştirecektir. Bunlar tahakkuk etmeden kıyameti beklemek doğru olmaz. Henüz biz kıyametten evveliz. İki nurun tamamlandığına inşallah bizim neslimiz görecek ve şahit olacak. Dünya kıyametten evvel bir müddet huzur ve sükun içerisinde yaşayacak. İşte ondan sonra olan kırılmalar, dökülmeler, yıkılmalar, zulümler, yanlışlıklar, isyanlar o büyük kıyametin kesin habercisi olacak.